Herkese merhaba arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz A32 telefonumuza ekran koruyucu, yani cam koruyucu nasıl takılır, bundan bahsedeceğim. Burada birden fazla ekran koruyucu var. Diğer telefonlarımız için de aldık. J7 Prime ve P Smart da vardı. Bunları da o telefona takacağız. Onlarla da video çekeriz. Bugün sizlerle beraber A32'yi takacağız. Neden önemli? Telefonunuzu düşürdüğünüz zaman, bakın ortasına bir yere taş vurduğu zaman direkt ekrana zarar gelmemesi için ekran koruyucu kullanırız ve yeni alınan telefonların hepsine mutlaka takılmasını öneririm. İçinden şöyle döktüğümüz zaman şöyle öncelikle temizleme, daha sonra da kurulama bezi çıkıyor. Tabii bunu yaptığımız ortamda kesinlikle uçuşan tozlar olmamasına dikkat edelim. Mesela bakın şunun üstünde hareket eden şu an bir şey var. Bakın bu toz değil, ufak bir böcek hareket ediyor bu arada. Şöyle göstereyim, şurada. Yani ufacık böcekler, parçalar var. Bunlar altta kalırsa ne oluyor? Kabarcık yapıyor. O yüzden hani açtığınız gibi şıllak diye yapıştırmanız lazım. Önce ben bunu dezenfektanla falan temizledim. Konuşmamanız da lazım ki ekrana tükürük vesaire gelmesin. Bunlar neden önemli? Hem ekran düştüğünde koruyor. Şu da mesela elinize kaymasını engelliyor. Arka pet biz bir siyah aldık en ucuzundan ama bu telefon için değil, bu telefon için bulamamıştık. Mutlaka onu da kullanın ki telefonunuz düşünce zarar görmesin. Ben önce telefonun içine böyle şey, kutuya dezenfektan koymuştum. Bu alkol. Bunu ekranı sıkıyorum. Sağım solum iyicene bununla temizliyorum. Daha sonra kendi şeyleriyle temizleyeceğim zaten. Ortamda rüzgar, camları vesaire kapattım ki düşmesin. Şimdi konuştuğuma bakmayın. Birazdan konuşmayı da keseceğim. Yani çok hassas olması gerekiyor. Gözlük temizleme camıyla da temizleyebilirsiniz. Şöyle ala ala üstünde en ufak bir partikül kalmaması lazım. Yapıştırdığınız zaman çünkü altta leke yapıyor. Yani şöyle bayağı bir yan tutup hassas bakacaksınız mesela telefona. Olmadığını gözünüzle göreceksiniz, teyit edeceksiniz. Sonra çat diye yapıştıracaksınız. Bir de yapıştırmadan önce şunu öneririm. Hani bu telefona mı ait diye bazen yanlış verilebiliyor. Hani yapıştırmadan önce şöyle bir koyun. Göz hizası bakın. Bakın burası arka tarafına gelecekmiş. Back diye yazmış zaten. Bazen diğer tarafında da etiket oluyor ama bu sefer bu tarafa etiket koymamışlar. Sadece arka tarafta yapışkan yüzeyi olan kısmında var bir numara. Burayı kaldırıp çat diye yapıştırın diyor. Şöyle yapıştıracağız. Nereye geliyor tam olarak onu da görmüş olduk. Umarım düzgün bir şekilde yapıştırabiliriz. Bunu da bir temizlersek iyi olur tabii. Bunun üstünde de bir şey kalmasın. Yapıştırırken uçabilir. Konuşmayacağız yapıştırırken de. Şimdi bunları kullanacağız. Uçuyor sürekli tozlar üstüne doğru. Temizlemesiyle. Ben genelde tek yöne doğru temizliyorum. Kendime doğru çekelim genelde. Şöyle. Biraz daha alkol var üstünde. Elimi alıp şöyle de bakacağım. Havada uçuşan tozlar da var. Çat diye yapışıyor. O yüzden sildikten sonra hemen hızlı olmanız lazım. Havada uçuşan tozları da engellemek amacıyla. Bunu mesela açıyorsunuz ya, şunu yırtarken kenara bir yere çekin ki bunun üstünde de tozlar var. Gözle göremediğimiz o kadar çok toz var ki. Kaldırırken yine mesela şunları hassas olmamız lazım. Çat diye üzerine koyacağız. Şu an üstüne bir toz düştü bile, ben şu an görüyorum. Ufak bir toz havada uçuşuyor yani. Direkt çat diye indi aşağı. Kullandıktan sonra mesela elinizi tekrardan sürmemek gerekiyor. Parmak izi kalıyor. Şunu açtık ya, bunu biraz ötede açın ve açar açmaz hemen çat diye koyun üstüne ki açtıktan sonra bu yapışkan yüzeyde havada uçuşan tozlar yapışmasın arkadaşlar. Şimdi hemen açıp indireceğim. Şimdi kenarlardan ufak ufak ayarlıyorum. Şöyle yakınlaştırıp göstereyim size. Tam oturmadı. Şu an yapışıyor. Aynen yapıştı. Aslında kenarlarda tam şu an oturdu. Kendi gidecek artık. Hiç dokunmuyorum. Kenarlardan bir tekrar ayar yapmaya gerek var mı diye yaptım. Çünkü tam bunu koyuyorum ya üstüne. Hafiften dokunduğum zaman kenara doğru kayıyordu. Artık bunda gerek kalmadı. Bakın kendi. Bir tek şurada kaldı. Burada da muhtemelen bir toz kalmış olabilir belki. Bunun içinde bende bir aparat vardı. Daha önce aldım. İçinden çıkmıştı bu.
iPhone için almıştım. Şöyle bir aparat. Bunu da oraya alacağım yani şöyle. Artık bununla. Oraya bir toz uçmuş. Yani orası normalde bu kadar hava kalmazdı. Oraya bir toz uçmuş. Onu da elimle şöyle yapa yapa köşeden çıkarmaya çalışacağım. Çok da bastırdığınız zaman telefona zarar verebiliyor. O yüzden bu kısmı yaparken çok da bastırmayın. Şu an bakalım. Gayet de güzel oldu. Yani telefona çıkan hiçbir şekilde görmüyor. Kamerayı da yani güzel şey yaptı. Hani kamerayı da kapattı. Hafiften böyle biraz bir yamukluk var. Onu da kapatırken yani koyabilirdim. Şimdi bunun üstünü tekrardan ben dezenfektanla sileceğim. Bu kadar arkadaşlar. Göreceğim şimdi. Bir köşede kaldı. Beni üzdü o biraz ama hiç ortada olmaması güzel oldu. Şimdi o köşeyi de yavaş yavaş artık kaldıracağım. Olmadı. Birazdan biraz hava aldırıp öyle yapabilirim orayı. Şu üstündeki tozu bir alayım önce tekrardan. Hava aldıracağım oraya biraz. Azıcık köşeden o havayı çıkaracağım. O köşedekini de aldım. Hafiften şöyle bir dokunmamla çıkması bir oldu zaten. Şöyle tekrar şunu da hafiften şöyle yapıyorum. Daha şöyle biraz daha geniş alayım. Çok da oynadığınız zaman artık problem oluyor. Çok da oynamayın. Arkadaşlar hiçbir iz kalmadı. Şu köşede ufak bir iz vardı. Onu da geçirdim. Hafiften biraz kaldırdım orayı. Çok az. Kaldırmayı tavsiye etmiyorum pek. Hani sonra problem olabiliyor. Şöyle kapattık. Bakın gördüğünüz gibi kusursuz bir şekilde oturdu. Ekran koyucu. Mutlaka arka kılıfta kullanın ki elinizden kaymasın arkadaşlar. Çünkü elinizden kayabiliyor. Yani benim elimden kaydı. Ben normalde oynarken silikon kılıf olduğu zaman kesinlikle elinizden kaymıyor. Şeffaf silikon kılıf kullanıyorum. Bir de ekran kırılması çok önemli. Yeni telefon alınca mutlaka ve mutlaka yapın. Hani telefonunuz zarar görmesin. Siz uzun vade kullanın. Zaten bunlar hep ithal gelen ürünler. Yurt dışına paramız gidiyor. Gitmesin. Bu şekilde kullanırsanız temiz kullanılır. Yani siz kullandıktan sonra yenisini mi alacaksınız? Bunu da temiz bir şekilde annenize, babanıza, akrabanıza verebilirsiniz veya temiz bir şekilde ikinci elde satabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Malınıza temiz ve özenli kullanmanızı öneririm. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın.